Şu da o büyüyecek olan tohumlar. Çukurtu bir daha şey. Bu bölgede geçtiğimiz haftalarda bayram tatili zamanında ülke genelinde Trakya, Edirne bölgelerinde yaşanmış olan tırtıl zararını haberlerini aldıktan sonra kendi arazilerimizde de kontroller yaptık. Bu kontroller esnasında da arazilerimizde bulunan tırtıl zararını gördükten sonra bundan tam bir hafta önce ilaçlamalarımızı bitirip arazilerimizde dolaşmaktayız bu zaman zarfı içerisinde. Bizim 470 dekar tohumluk ay çekirdeğimiz olup bu 470 dekarın 60 dekarı civarında bir zararımız var. Bu zararı bitkinin yapraklarını tırtılı yiyerek bu hale getirdikten sonra çiçek açmasını ve olgunlaşma süresini sürdüremediği için kurumaya başlıyor ay çekirdeği. Zararımızın şeyi budur. Hani görüntüsü. Bunu daha önce hiç yaşamadık. Yani 15-20 yıl önce görmüş böyle ülke genelinde ama bazı noktalarda görmüş ama Eskişehir civarında bu ilk defa yaşanıyor. Bak aynı daldan kopardım bunu. Çok umutsuz ettiydi bizi. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız çayır tırtılı Eskişehir'imizde, Tepebaşı bölgemizde de çok hızlı bir şekilde giriş yaptı. Bizi, çiftçimizi çok büyük bir kuşkulandırdı ve büyük bir özveriyle çiftçimiz çalışma, ilaçlamaya, bakıma geçti ve bu günlerde çok umutsuzduk ama şu an görüyorum ki gerçekten bir düzelme var. Tabii bu bizi ilkten korkuttuydu ama şu andaki gördüğüm kadarıyla bir kendini toparlama, güzelme, büyüme, ilaçlamanın çok, çiftçimizin buradaki çalışması çok güzel. Ve hızlı bir çalışma yapıldı. Bütün yani tarlasında olan olmayan üreticimiz bu olayı duyduktan sonra tabii Trakya'daki olay bizi çok hızlandırdı. Çünkü orada daha büyük bir olayla karşılaştıkları için biz önlemimizi bir hafta içinde alındı. Burada hem çiftçimiz hem firmalar, yani ilaç satan firmalar falan, herkes özveriyle çalıştı. Tabii burada dronlarla ilaç yapıldı. Ama zarar olarak bizde fazla bir zarar, yani 1000 dönüm, 1500 dönüm civarında zaten bu bölgede daha fazladı. Diğer bölgelere sıçramadan bir nevi yani sıçrasa da mesela mısıra geçti. Taze mısırı bulduğu yerde taze mısırın yaprağını da yemeye geçti. Bu bir zarar verme olmadı. Biliyorsunuz bölgemizde arı çalışması var. Arıların ölmemesi için gece yapıldı drone ile çalışma olsun. Hayvan haşatı hiçbir şeye zarar vermeden sadece bu çayır kurdu kılı dediğimiz hayvanın üstünde duruldu. Bu yaprak düşmanının ve bundan da başarılı olundu. Bölgesi hemen yola çıktı. Ertesi gün dediler ya bizimkilerde yok ama ne yapalım?
İlaçlayalım mı? İlaçlayın. Arkalarda durdurma. Yapar mı yapmaz mı belli değil.